Merhaba sevgili bitki dostlarım. Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Her yıl kutlanan Dünya Günü'nde sizin de bildiğiniz gibi küçük mavi gezegenimizin çevresel sorunlarına dikkat çekilerek bu sorunlar için sürdürülebilir ve etkili çözümler aranıyor. İnsanlar olarak bir parçası olduğumuz doğa ile bağımızı yeniden inşa etmenin ve onu gelecek nesiller için koruma konusunda taşıdığımız sorumluluğun hatırlatıcısı olan bu özel günde hepimizin birey olarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabileceğimizi hazırlamamız gerekiyor. Eğer bitki günlüğüm takipçisi bir bitki dostuysanız bu amaca hali hazırda katkı sunduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü burada bitkiler ve onlarla doğrudan ilişkili canlılar hakkında bilgi sahibi olurken hep beraber doğa ile uyum ve derin bir bağ geliştirmeye de çalışıyoruz. Eğer bitki günlüğümü bu video ile tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Bir bitki dostunun çevreye en önemli katkısı bence yeşil alanlar oluşturmaktır. İster bir arka bahçe, ister kamusal bir alan, ister pencere kenarındaki birkaç saksı bitki olsun, bitki yetiştirmek yalnızca yaşadığımız çevrenin güzelliğini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda önemli ekolojik işlevlere de katkıda bulunur. Bitkiler karbon tutulmasında, havanın temizlenmesinde ve sayısız türe yaşam ortamı sağlanmasında hayati bir rol oynarlar. Bazı bitki dostları bahçecilik faaliyetlerine aktif olarak zaman ayırırken, bazıları da çevre koruma temalı girişimleri destekleyerek biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılmasına, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine doğrudan katkıda bulunur. Günümüzde dünya genelinde birçok bölge kirlilik, habitat kaybı ve istilacı türler gibi nedenlerle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır. Yerli bitki koruma çabalarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemlerin onarılması açısından çok önemlidir. Tabii ki bunun için öncelikle çevremizdeki bitkileri tanımamız gerekiyor. Bitki günlüğünde zaman zaman endemik ya da türü tehlikede olan bitkileri de birlikte tanıyoruz ve bu konuda kolektif bir duyarlılık geliştiriyoruz. Ama elinizden geliyorsa daha fazlasını yapmamız da mümkün. Örneğin yerel botanik bahçelerinin, çevre koruma kuruluşlarının veya yerel yaşam alanlarını restore etmeye odaklanan gönüllü grupların çalışmalarına da katılabilirsiniz. Ya da kendi bahçenize yerli türlerin tohumlarını ekerek bu türlerin çevre tehditleri karşısında dayanıklılığını artırırken bölgenizin eşsiz flora ve faunasının korunmasına da yardımcı olabilirsiniz. Bir bitki dostu olarak çevrenizdeki değer verdiğiniz insanları dünya üzerindeki yaşamın korunmasında bitkilerin önemi ve bitkilerin insan faaliyetleri nedeniyle karşılaştıkları tehditler konusunda bilgilendirerek de önemli bir katkı sunarsınız. Eminim birçok bitki dostu bu konularda hem okuyor, hem araştırıyor, hem de sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Çünkü bizler bu konuda kendimizi eğitemezsek, bu önemli bilgileri gelecek nesillere de aktaramayacağımızın farkındayız. Bitki günlüğüm ile benim de en baştan beri amaçladığım tam olarak buydu. Zaman zaman keşke daha fazla vakit ayırabilsem ve sosyal medyanın imkanlarından faydalanarak öğrendiklerimi daha fazla insana ulaştırabilsem dediğim oluyor. Aslında bitki dostları olarak her birimiz olumlu değişimin sesi olma gücüne sahibiz. Benim eksik kaldığım noktalarda dilerseniz sizler tamamlayıcı rol üstlenebilirsiniz. Bir bitki dostu olmak aynı zamanda bir takım oyuncusu olmak ve el ele vermektir. Bildikleriniz ve burada öğrendiklerinizi paylaşmaktan asla vazgeçmemenizi dilerim. Ve umarım şunu her zaman hatırlarsınız. Bir bitki dostu olmak aslında dünya dostu olmaktır. Örneğin daha çok bitki bazlı beslenmek sadece kişisel sağlığınızı korumak için değil, gezegenimizin geleceği için de faydalıdır. Ya da canlı yaşamına zarar vermeyen, canlılar üzerinde test edilmeyen endüstriyel ürünleri kullanmayı tercih etmek, basit bir tercih olmanın ötesinde gezegendeki canlı yaşamın korunmasına önemli bir katkı sunar. Bunu yaparken yerel ve küçük üreticileri desteklemek, aslında ormansızlaşmayı, sera gazı emisyonlarını ve habitat tahribatını azaltmak anlamına gelir. Bitki dostu olmak aynı zamanda bilinçli ve az tüketmektir. İsrafa yol açmadan sahip olduklarımızı uzun süre kullanmaktır ve geri dönüştürülemeyen ürünleri asla tercih etmemektir. Bitki dostları olarak ekolojik ayak izimizi küçülterek bu gezegenin benzersiz güzelliğini nesiller boyu korumasını sağlamış oluruz. Ve bir bitki dostu olmanın bence en mutluluk ve gurur veren niteliği ise doğaya karşı duyduğumuz merakı, takdiri ve saygıyı asla yitirmemektir. Bitki dostları olarak bu çok özel niteliğimizi çıktığımız doğa yürüyüşlerine, gezdiğimiz park ve bahçelere, konakladığımız kamp alanlarına kadar gittiğimiz her yere yanımızda götürürüz. Etrafımızdaki bitki ve canlıları gözlemlerken onların güzelliğini ve çeşitliliğini keşfetmekten mutluluk duyar, bu küçük ekosistemlerin karmaşık mekanizmalarını ilgi ve hayranlıkla seyrederiz. Tüm bu hissettiklerimiz bizde doğaya karşı derin bir saygı ve bağlılık oluşturur. Ve bu çevremizdeki diğer insanların da yaklaşımını olumlu anlamda değiştirir. Bir bitki dostu olmak böyle bir değişim ve dönüşümü başlatmakta demektir. 22 Nisan Dünya Günü'nde bu seferlik bitkileri bir kenara bırakıp siz çok değerli bitki dostlarımı anlatmaya çalıştım sevgili bitki dostlarım.
Yukarıda saydığım o çok özel nitelikleriniz sebebiyle iyi ki varsınız. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize, sevdiklerinize, çevrenize ve bitkilerinize çok iyi bakın. Tüm dünyanın, doğa severlerim ve bitki dostlarımın 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun. Bitki Günlüğü'nü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.